Yerli ve yabancı piyasaları değerlendirmeye çalıştığımız haftalık yayınımızla karşınızdayız. Herkese iyi haftalar diliyoruz. Yurt dışından başlayarak genel bir toparlama yapmamız gerekirse haftanın dikkat çeken konusu son dönemde Rusya-Ukrayna savaşı oldukça ön plandaydı. Bu hafta, geçen hafta daha doğrusu Fed'in bir miktar öne çıktığını gördük. Açıklanan Fed tutanaklarında oldukça şahin bir vurgu vardı. Mayıs toplantısı yaklaştıkça 50 pipslik artış artı aylık 95 milyar dolarlık bilanço küçültmesi sinyallemesi geldiğini görüyoruz. Önemli vurgular bunlar. Hisse tarafında bir miktar baskıya sebep olsa da bu açıklamaların esas etkisinin faiz cephesinde yaşandığını gördük. Amerikan 10 yıllıkları 2.70'lere doğru hızlı bir hareket yaptı. Dolar endeksi kritik bir eşik konumundaki 100'lere doğru yükseldi. Haftalık bazda %1.25'lik artışla. Euro dolarda da önemli bir eşik olan 1.08'lere doğru bir baskı yaşandığını gördük. Hisse cephesi bu Rusya-Ukrayna savaşının başladığı tarihten itibaren yaptığı yaklaşık %12, S&P %17, Nasdaq'ın yükselişinin ardından bir miktar geri çekildi. Ancak mevcut seviyelerini koruma çabasında olduğunu görüyoruz. 4.450 özellikle S&P'de önemli bir eşik. 4.400 ise yukarı yönlü beklentinin belki bir stop loss noktası olarak izlenmeli. Dolayısıyla bu hafta daha çok geçen haftadan devraldığımız faiz tarafındaki ve dolar endeksi tarafındaki bozulmanın hisseyi ne kadar etkilediğini test etmek için fırsat olacak. 4.450 üzerinde tutunabilen bir piyasanın bir miktar daha yukarı yönlü denemelerini sürdürmesini bekleyeceğiz. Ancak özellikle 4.400'lerin altı hisse tarafının da bozulmaya başlayabileceği bir süreci bize işaret edecek önemli noktalar. Çin tarafında önemli bir gelişme vardı. Görece negatif tarafta. Vaka sayılarında artış gözüktü. Bu noktada petrol fiyatları önemli. Son savaş gündemiyle birlikte sert yükselişler yapmıştı. Amerika stratejik rezervlerin açacağı açıklamasıyla son dönemde güzel bir geri çekilme yaşandı. Ama daha çok sanki Çin tarafındaki kapanmalar ve bunun da ekonomi tarafına yapacağı soğutma daha çok ön plana çıkıyor. Dolayısıyla 100 dolar bölgesine geldiğini tekrar görüyoruz petrol tarafında. Ama bu hani global büyüme için de negatif bir konu. Amerika tarafındaki hem faiz hem dolar endeksindeki baskı ve Çin tarafındaki vaka sayıları genel olarak hani hisse senedi ve riskli varlıklar için dikkate alınması gereken risk potansiyelleri taşıyor. O yüzden bu hafta bizim için bu konular önemli olacak. Bu noktada altın dikkat çekiyor. Hani görece dolar endeksinin güçlendiği ve faiz tarafının da yukarı yaptığı bir ortamda daha zayıf bir eğilim sergilemesi beklenirdi. Ama 1900 desteğini iyi korudu açıkçası. Buradan yukarı doğru cuma itibariyle hafif görüntü sergiliyor. Bu noktada 1950-1960 ilk önemli eşik diye bakmak yanlış olmaz diye düşünüyoruz. 1900'ler önemli destek. Buradan önümüzdeki haftanın gündemine baktığımızda Salı Amerika'da üretici enflasyonu var. Son dönemde sıcak konu. Avrupa cephesinde de enflasyon datalarını göreceğiz. Ve haftanın son bölümünde cuma günü de yurt dışı piyasaların tatil olduğunu görüyoruz. Buradan yurt içine baktığımızda bizim gündemimizde ne oldu? Önümüzdeki hafta ne olabilir? Haftaya enflasyon datalarıyla başladık. Önümüzdeki hafta içinde de Perşembe PPK toplantısı var. Faizde herhangi bir değişiklik beklenmiyor. Yerli gündeme baktığımızda ise bu Ukrayna Savaşı'nın, Rusya Savaşı'nın başladığı 24 Şubat'tan itibaren neredeyse %31'lik bir yükseliş yaşandığını görüyoruz. Oldukça sert bir yükseliş. Değişik temalar kullanılarak
bu hareket yaşandı. Demir çelik hisseleri fiyatladı. Sanayi grubu fiyatladı. En son da geçtiğimiz haftanın son 2 günü itibariyle banka hisselerinin oyuna girmeye başladığını görüyoruz. Geçen haftanın önemli bir başlığı da bu F-16 konusunda Amerika tarafından gelen yeşil ışıkla birlikte Aselsan gibi savunma hisseleri de pozitif etkilendi. Bu yükseliş hareketine katıldı ve kapanış bazında yeni bir tarihi zirve yapmayı başardı endeks. 2393 puanda. Bu aşamadan sonra muhtemelen 2406 bölgesindeki tarihi zirveyi denemeye çalışan bir yapı görmemiz muhtemel. Yukarıda 2450'ler haftanın hedef direnci olarak dikkatimizi çekiyor. Aşağı yönde baktığımızda ise 2350-2300 ilk önemli destek bölgesi olur. Kısa vadeli düzeltmeleri burada karşılamaya çalışır piyasa diye düşünüyoruz. Bir önceki kapanış zirvesinin bulunduğu 2279 bölgesi de hani orta vadeli önemli bir destek ve şu son yükselişin ardından yaşanabilecek daha majör düzeltmelerde önemli bir destek hattı olacak. Genel toparlama yaptığımızda yurt dışı piyasanın gündemi bir miktar daha risk tarafını öne çıkartıyor. Fed tarafı yaklaştıkça hem faiz artışı hem bilanço küçültmesinde şahin mesajlar var. Bunun dolar endeksine etkisi yukarı yönlü oluyor. Dolar endeksinde faizlerde önemli üst sınırlara gelmiş durumdayız teknik açıdan. 2.70'ler ve 100 seviyesi. Artı Çin tarafından kaynaklanan bu vaka artışları bir miktar daha global büyüme üstünde negatif etki yaratıyor. Dolayısıyla hisse tarafı biraz daha risk tarafını dikkatle izlememiz gereken bir süreçte. İç gündemimiz yabancı işlemlerinin görece azlığı sebebiyle pozitif ayrışmayı gösteriyor. Bunun devam etmesi de beklenebilir ama hani yurt dışında enteresan hareketler olursa çok da dışında kalamayız. Haftaya baktığımızda genel gördüğümüz gelişmeler bu şekilde. Herkese sağlıklı ve bol kazançlı bir hafta dileyelim. İyi günler.